Türkiye cezaevlerinde siyasi tutsakların temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmektedir. Tecrit bir rejim olarak cezaevlerinden tüm yaşam alanlarına yayılmaktadır. Siyasi düşünceleri nedeniyle tutuklanan ve hüküm giyenlere yönelik keyfi ve hukuk dışı bir uygulama olan tecrit rejimi MHP-AKP iktidarının eliyle yaygınlaşmaktadır. Bu hafta halay çeken gençlere yönelik algı operasyonu ile yine adaletsizlik tarihine geçen bir uygulama oldu. Kürdün sesi, halayı, sloganı ve hatta varlığı bu faşist uygulamalar tarafından suç olarak adledilmektedir. Mersin'de halay çektikleri için tutuklanan 9 gence yönelik işkence ve tutuklama süreci tüm halkımıza yönelik AKP'nin üstüne düştüğü durumu göstermektedir. Yargıtay'ın, AYM'nin ve AHİM'in suç değildir dediği Biji Seruk Apo sloganı halay çekerken söyleyen bu gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye'nin bu hukuksuzluk iklimine savrulmasına dur denilmelidir. Bebek, çocuk, hasta, yaşlı, engelli demeden AKP iktidarı birçok kesimden muhalif insanı içeride tutmaktadır. Yasal ve anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlükler siyasi tutsaklar için uygulanmamaktadır. İmralı cezaevinde yaklaşık 24 yılı aşkın süredir tutulan Sayın Abdullah Öcalan üzerinde 10 yıla varan ağır bir tecrit uygulanmaktadır. 27 Temmuz 2011'den bu yana avukatları ve ailesiyle yasal ve anayasal hakları olan yüz yüze ve telefonla görüşme hakkı neredeyse hiç kullandırılmamıştır. AKP iktidarı burada başlattığı tecridi tüm ülkeye yaymıştır. Bugün yaşanan birçok krizin nedeni tecrit ve çözümsüzlük politikalarıdır. 2011 yılından 2019 yılına kadar avukatlarıyla hiç görüştürülmeyen Sayın Öcalan'la 2019 yılında avukatlarıyla İstanbul yerel seçimlerine kadar 5 görüşme gerçekleştirilebilmiştir. Sonrasında yine bu yasal hak keyfi bir şekilde kısıtlanmıştır. Sayın Abdullah Öcalan ile son iletişim sağlandığı 25 Mart 2021 tarihinden bu yana Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Cezaevine 397'si avukat, 177'si aile olmak üzere toplam 574 başvuru yapılmıştır. Ancak yapılan tüm bu başvurular ya yanıtsız bırakılmıştır ya da gerekçesi belirtilmeyen disiplin cezaları ile reddedilmiştir. İmralı Cezaevinde tutulan Sayın Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş'a ilişkin de benzer bir hak ihlalinin yaşandığı görüş, ziyaretçi, spor ve açık hava egzersizlerine çıkma haklarının ihlal edildiği Avrupa İşkence Önleme Komitesi CPT raporlarıyla ortaya çıkmış ve tecridin devam ettiği ifade edilmiştir. Öte yandan Türkiye'deki ağırlaştırılmış müebbet hapis uygulamasının temel bir hak ihlali sistemi olduğu tecritle bu uygulamaların ağırlaştığı kamuoyuna defalarca yansımıştır. Çoğunlukla siyasi tutsaklara yönelik uygulanan bu sindirme uygulaması birçok tutuklu için keyfi bir şekilde uzatılmaktadır. Bu konuda AHİM Türkiye'yi 4 defa mahkum etmiştir. AKP-MHP iktidarı AHİM'in kararlarına uygulamamakla da ısrar etmektedir. AHİM başvuranın şartlı olarak tahliye edilme imkanı söz konusu olmaksızın müebbet hapis cezasına mahkum edilmesinin sözleşmenin 3. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş devam eden bu tecrit ve işkence sisteminden sorumludur. CPT başta olmak üzere Türkiye cezaevlerinde devam eden bu keyfilik, hukuksuzluk ve tecrit politikaları karşısında tüm baroları, insan hakları örgütlerini ve demokratik kamuoyunu görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Devam edelim.